TV takipçileri. Bugün günlerden 11 Aralık Cumartesi. Biliyorsunuz biz her Cuma geçtiğimiz haftayı değerlendiriyoruz YouTube Dalaman TV kanalında. Fakat dünkü özellikle 3-4 tane birden haber ve yoğunluktan dolayı bu hafta haber bültenimizi Cumartesi gününe, Cumartesi akşamına erteledik. Zaman zaman bu şekilde aksaklıklar olabiliyor. Daha doğrusu bu şekilde aksaklık ilk kez oluyor. Bu sebeple YouTube Dalaman TV takipçilerinden özür diliyorum. Bugün günlerden 11 Aralık Cumartesi. Geçen haftanın en önemli olayları özellikle 3 Aralık'ta başlayan Engelliler Günü süreciydi. Bu Engelliler Günü sürecinde Sayın Kaymakam'la 2 tane engelli vatandaşımızı ziyaret ettik biliyorsunuz. Ben bu konuda bilgilendirme yapmıştım. Bununla ilgili haberimizi paylaşmıştık. İlk haberimiz bu şekilde. Biliyorsunuz Dalaman'da geçen hafta özellikle pazartesi salıdan itibaren 2 gün yaklaşık 48 saat süreyle çok ciddi oranda bir yağmur yağdı. Biz 7-8 aylık bir yağmursuz süreci de yaşadık Dalaman'da. Bu yağmur yaklaşık metrekarede 53 kilogram civarında bir yağmur düştü. Bununla ilgili Dalaman Muğla İl Valiliğin ve Dalaman Kaymakamlığı'nın ve değişik STK'ların özellikle fırtına uyarıları ve aşırı yağmurla ilgili uyarıları vardı. Vatandaşın tedbir alması anlamında, esnafın tedbir alması anlamında. Şu anda da cumartesi günü itibariyle dün akşamdan beri yağmur yağmaya devam ediyor. Bunlar tabii yağmur son derece olumlu şeyler. Biliyorsunuz biz Mart'tan neredeyse Ekim'e kadar hiç yağmur yağmadı. O dönemde birçok yangınlar atlattık biliyorsunuz. Fakat bu yağmurla birlikte biliyorsunuz özellikle bölgenin altyapısı muski açısından sıkıntılar yaratıyor. Yani gerek yağmur suları gerekse içme suları açısından da büyük sıkıntılara yol açıyor. Yetersiz altyapı ve inanılmaz inşaatlaşma dolayısıyla gerek içme suların yetersizliği gerekse yağmur suların ve logarların yetersizliği ve mevsimsel olarak da logarların zamanında yeterli temizliğini yapılmamasından dolayı bu tür sorunlar ortaya çıkıyor. Muski ekiplerini sahalarda görüyoruz. Ama hakikaten Muski'ye daha fazla yatırım, daha fazla insan gücü, daha fazla araç gücü lazım. Bununla ilgili bazı evlerde işte etrafta su baskınları, işte hatta çoluğunun çocuğunu okula gönderemeyen insanlar, işte sular içinde kalan bazı arsalar, binalar arasındaki boş arsalarda bol miktarda suya rastladık. Bunlarla ilgili tabii drenaj çalışmalarının yapılması, altyapının yapılması lazım. Bununla ilgili tabii Muski'ye görev düşüyor. Muski demişken, daha doğrusu Büyükşehir Belediyesi demişken bir mucizeden de bahsedelim. Seyfettin İnce Caddesi müteahhit işi almış. Yani hem peyzaj hem asfalt hem de altyapı olarak üçü birleştirilmişti. Ben bununla ilgili zaman zaman Dalaman TV takipçileri bilirler. Bilgilendirme yapmıştım. Müteahhit işi almış. Buna bir yer teslimi yapılacak. Belki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı da gelecek. İşte Sezer Başkan getirirse belki yer teslimi burada yapılabilir. Şimdi burada çift yönlü yapılacak Seyfettin İnce Caddesi ve Seyfettin İnce Caddesi Şefikoğlu Market'in olduğu hastanenin o köşeye kadar olan kısım yapılacak. Sadece Bahçeşehir'e dönen kısım değil tamamı yapılacak. Ondan sonra ortasında refüj var, çift taraflı park, bisiklet yolu yok. Sayın Sezer Durmuş'un da girişimleriyle Turgut Reis Caddesi de boydan boya yani Şefikoğlu'nun önünden geçip de işte Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nden Söğüt Yurt Mahallesi'ne ya o tarafa doğru giden o yolda tamamen sıcak asfalt yapılacak. Bu asfalt yapılan yerde kaldırım falan yok ama aldığımız bilgilere göre Turgut Reis Caddesi'nde boydan boya bisiklet yolu da yapılacak. Bu konuda da bilgilendirme yapalım. Bununla ilgili bir proje çıktığında, görseller çıktığında ben arkadaşlardan söz aldım. İlk biz yayınlayacağız. Ayın 9'u biliyorsunuz İnsan Hakları Günü'ydü. Bu İnsan Hakları Günü ile ilgili olarak İmam Hatip Lisemiz, İmam Hatip Ortaokulumuzda bir program yapıldı. Bu programa son anda beni çağırdılar ama program başlamış, unutmuşlar. Yani eğer biz zamanda haber verseydik gider bununla ilgili oradaki çalışmayı, Sayın Kaymakam'ın yaptığı konuşmayı ondan sonra bugünle alakalı bilgileri verirdik. Ama maalesef geç haber verdiler. Geçen hafta biliyorsunuz ben bir villa yapımı ile ilgili olarak bir haber yapmıştım. Dua ve ikram yapılmasıyla alakalı. Dalaman'da biliyorsunuz son zamanlarda bu tür inşaatların başlamasıyla ilgili olarak hem dualar yapılıyor hem eşe, dosta, ondan sonra müteahhite, ne bileyim işte mühendise, sağdaki soldaki vatandaşlara bu şekilde ikramlar işte köfte olsun, ne bileyim ekmek arası döner olsun filan bir ikramlar yapılıyor. Biz hatta çağ kebap ikramı yapıldığını da gördük biliyorsunuz. Bu aslında burada bir gelenek oldu ama bunun altına
ciddi yorumlar da yapıldı. Yaklaşık 500 civarında daha fazla bir izlenme oldu. İnsanların dikkatini çekti bu. Bir sevdiğimiz bir arkadaşımızın inşaatıydı. Kendisi davet etti sağ olsun. Biz de gittik, daveti icabet ettik. Bu konuda bir davet gelirse ben bütün bu şekildeki çalışmaları giderim. Çünkü inşaat sektörü, yani biz şöyle de böyle de eleştirsek, işte tarımsal anlamda eleştirsek, ekoturizm anlamında da eleştirsek, Dalaman ve bölgenin artık şu anda ekonomik olarak, yani bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde sürükleyici sektörü, yani biz ne dersek diyelim. Ben daha önce de bahsetmiştim, bir inşaata başladığınız zaman 2756 kaleme hitap ediyorsunuz. 2756 çeşit giriş var. Yani elektrikçisi, sucu, istihdamı, ondan sonra camlıydı, boyasıydı falan derken 2756 kalem mal giriyor ve ekonomiyi canlandırıyor. Şu anda yani Türkiye'deki bu kadar büyük ekonomik sıkıntıya rağmen Dalaman'daki gayrimenkul fiyatlarının artmaya devam etmesi, en azından artış hızı azalsa da artmaya devam etmesi, bu inşaatların müşteri bulması, hala müteahhitlerin ev satması, projeden ev satılması aslında inşaat sektörünün Dalaman ve bölgede yani ne kadar önemli bir etkisi olduğunu bir göstergesi. Tabii buna çevreci yaklaşımlar da var. Ben bunları da hoşgörüyle karşılıyorum. Tabii doğrudur yani. Evet, yani bizim bazı verimli arazilerimiz, belki dünyanın en verimli topraklarından bir tanesi, bu şekilde gittikçe heba oluyor ama bu bir gerçeklik, bunu kabul etmek lazım. Dediğim gibi inşaat sektörüyle ilgili bu tür çalışmalar olduğunda ben gidiyorum zaten. Sağlık Sen'den bir açıklama geldi. Bir de dün itibariyle işçilerin bir açıklaması oldu. Onu da ben bugün işte öğleden sonra koyacağım. Dedim ya, program çok yoğun. Sağlık Sen'den açıklamanın yanı sıra işçilerin, yani işçi olarak çalışanların bağlı bulunduğu sendikadan da hastanelerinde bir açıklama geldi. Yaklaşık 42 personel adına Ramazan Gök tarafından, temsilci Ramazan Gök tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklamayı da ben koyacağım az sonra. Dediğim gibi yani özellikle Perşembe ve Cuma günü çok yoğundu. Hatta bu yüzden haber bültenini yetiştiremedik. İşte bir gün böyle şey olarak yayınlıyoruz. Geçtiğimiz haftanın Dalaman'da sokaklarda sağda solda en çok konuşulan konularından birisi de İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, araştırma, inceleme kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen ve Fethiye ve Dalaman koyları açıklarında yakalanan Sukunk adlı bir esrarın ham maddesi. Sukunk 1500 kilo, yani 1,5 ton. Şimdi ben internete girdim, bu Sukunk araştırdım. Sukunk kokarca demek. Yani bu inanılmaz kötü kokusundan dolayı Sukunk kokarca olarak adlandırılıyor. Sukunk deniyor. Bu bildiğimiz esrardan 20 kat daha etkili ve özellikle beyin ölümlerine yol açıyor. Daha çok Balkanlardan bu bölgeye, Türkiye'ye, Arnavutluk'ta yetişiyor ve akıl hastalığına falan yol açabiliyor. Bu sentetik esrar, bir nevi yarı kimyasal bir sentetik esrar. Kille Koyu civarında yakalanmış. Bunu haberini yayınladık biz. Bu çok dikkat çekti. İşte Dalaman'dan birisi var mı yok mu falan gibi. Dediğim gibi İzmir Torbalı Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak girişimi ve soruşturmasıyla İzmir İl Jandarma ve Bölge Jandarmalarının koordinasyonuyla yapılmış bir operasyon. 3 kişi gözaltına alındı. 3 adet tabancaya el konuldu. Bu uyuşturucu rotası Balkanlardan, şimdi bu Sukunk dediğimiz ham madde Balkanlarda, Arnavutluk'ta yetişiyor özellikle. Belki de Arnavutluk, yani bu belli bir kısım orada, insanlar biliyorsunuz Bulgaristan'da bir müddet kaçakçılık çok fazlaydı. Hatta devlet kısmen buna göz yumuyordu. Belki de Arnavutluk hükümeti dediğim gibi bazı yani gözde yumuyor olabilir. Böyle bir rota ortaya çıkmış olabilir. Bunun tabii yatlarla, teknelerle böyle 100 kilo, 200 kilo, 500 kilo, 1 ton civarında getirilmesi de. Yani burada jandarmayı ben kutluyorum. Kolluk kuvvetlerini kutluyorum. İnşallah bu bölge Bodrum'da her şey açığa çıkınca inşallah bu bölge yeni uyuşturucu rotası olmaz. Dediğim gibi bu beyin ölümlerine yol açan esrardan 20 kat daha etkili bir yarı kimyasal bir uyuşturucu. Tekrardan kolluk kuvvetlerini tebrik ediyorum. Geçen hafta biliyorsunuz Dalaman Seydikemer deplasmanındaydı. 6 takımdan oluşan grupta 5. maçımız, yani son maçımız Seydikemer deplasmanıydı. 2. Süper Amatör B grubunda, Muğla Süper Amatör B grubunda lider Dalaman Spor.
Dalaman Belediyespor. Bu maç ertelendi. Aşırı yağış ve özellikle zeminin kötü olmasından dolayı ertelendi. Bu hafta da maç yok. Herhalde bir araya girildi. O yüzden ben biliyorsunuz pazarları haber bülteninde şeyde bunun görüntülerini yayınlıyordum. Yani maç özetlerini yayınlıyordum. Onun için bu hafta maç yok. Kendimize de bir tatil ilan ettik pazar gününü bu vesileyle. Dalaman liderliğine devam ediyor. Biz bunu takip etmeye devam edeceğiz. Efendim dünkü yoğun olaylardan bir tanesi de Sayın Elif Çokgezen'in yaptığı açılıştı. Biliyorsunuz Elif Hanım sadece ofisini değiştirdi. Yaklaşık 15 senedir Dalaman'da özellikle emlak sektöründe, arsa yatırımcılığı sektöründe ve özellikle sabah akşam yatıp kalkıp ekoturizm meselesinde. Ben hep şöyle söylüyorum yani Sayın Mustafa Altaş ve Sayın Elif Çokgezen normal emlakçıların dışında emlakçılık yapıyorlar. Yani bu insanlar aslında yer alıp satıp komisyonunu alıp da para kazanmadan yanı sıra ilçenin, bölgenin, yerleşim birimlerinin aslında geleceğe dönük vizyonları açısından da yardımcı oluyorlar. Özellikle Elif Hanım ve Sayın Mustafa Altaş'ın özellikle piyasaya söyledikleri, insanlara, yatırımcılara söyledikleri ekoturizm olgusu yani bizim inşaat sektörüne daha pozitif, daha olumlu, daha çevreci bakmamız açısından da çok önemli. Onlar bu potansiyeli keşfetmiş, vizyoner, vizyon sahibi insanlar. Elif Hanım'ın yeni ofisinin açılışına Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, eski dönem Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ontaş, Şefik Başkanımız geldiler. Orada küçük çapta bir açılış oldu. Elif Hanım dedi ki ben bunu çok böyle büyük bir şeyle yapmak istemiyorum açılışta. Bir Yasin okutuldu. Allah kabul etsin. Çünkü o daha dün değil evvelsi gün bir emlak ofisi açan birisi değil. Dediğim gibi vizyoner bir emlakçımız, arsa danışmanımız. Hayırlı olsun diyorum. Sayın Kaymakam'ın da bu tür yerlere gidip de bu açılışlara katılması, bu insanlara moral vermesi çok önemli. Biliyorsunuz Elif Hanım Milyon Fest'le Dalaman'da önemli bir çığır açmıştı. Daha sonra Limon Fest isim haklarını alarak Dalaman'da da festivaller yapılması konusunda çalışmalar yapmıştı. Ben onunla ilgili kendisiyle röportaj da yapmıştım. Bu kanal içerisinde arama yaparsanız onu bulabilirsiniz. Umarım bir aksilik çıkmaz. Korona süreci ciddi bir şekilde atlatılır ve önümüzdeki süreçte de Kayacık sahilinde Dalaman'a özgü bazı festivaller ve şeyler konusunda, konserler konusunda da Elif Hanım'ın know-how'una ihtiyacımız olur, bilgisine ihtiyacımız olur. Cumhuriyet Meydanı'nda Yapı Kredi yanındaki yaklaşık 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde Sayın Başkan bir inceleme yapmış. Burası önemli bir yer. Gelir getirici bir hale getirilebilir. Burayla ilgili bir çalışma yapıyor. Sayın Başkan orada bir inceleme yapmış. Bunu sosyal medya üzerinden paylaşmış. Ama orada nasıl bir şey yapılacak, neler yapılacak bununla ilgili bir açıklama gelmedi. İnşallah 2021 yılı değerlendirmesi yaptığımızda da Sayın Başkan'a bu konuyu sorarız. Bununla ilgili de kamuoyunu bilgilendiririz. Sorularım arasına bunu da yerleştirdim. Dalaman Taksi Kooperatifi zammını aldı. Taksimetreler düzenleniyor. Bu haberi de ben yayınlayacağım şimdi. Taksimetreler yeniden düzenleniyor. İşte yeni ücretler gündeme gelecek. Fakat hem taksimetrelerin düzenlenmesi hem de kağıdı imzalanması falan filan taksici başına 650 TL para alıyorlar. Yani bu da aslında yani şimdi taksimetreyi düzeltiyorsun. Hadi 50 lira 100 lira bir şey. Yani evrak parası, imza parası, mühür parası. Yani vatandaşa da işte bu dernekler, odalar, modalar bu bir zulüm aslında. Ya 650 lira ne demek? Şimdi 170 tane taksiden 650 lira para al. Zaten millet, ekonomi zaten sıkıntılı. Onu da öğrenmiş olduk. Onun haberini yayınlayacağız. Taksici esnafımıza da hayırlı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı Dalaman'a geldi. Fethiye'den Dalaman'a geldi. Geçerken uğradı. Bu uğraması sırasında da yaklaşık 200 kişi Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taktı. Burada Burak Erbay vardı. Milletvekili Burak Erbay. Dalaman Esnaf ve Sertifikalar Odası Başkanı Sayın Şevket Takar ve Taksi Kooperatif Başkanı Nazmi Yılmaz da oradaydı. Coşkulu bir kalabalık vardı. Orada konuşma yapıldı. Dediğim gibi dün bu çok yoğundu. Bu yoğunluktan dolayı bu haber bültenini biraz işte bir gün erteledik. Bunu da yayınlayacağız, bunu da paylaşacağız insanlarla. Ben özellikle rozet takma sürecini bol bol video çektim. Yani resim çekmek, resim de çektik ama yani insanlar bir kendini görsün, işte daha sıcak bir ortam olsun, paylaşılsın anlamında.
Efendim, bir gün gecikmeli de olsa YouTube Dalaman TV kanalında hazırlanan ve her cuma yayınlanan ve her seferinde de geçtiğimiz bir haftanın değerlendirilmesinin yapıldığı Dalaman TV haber bülteni bir gün gecikmeli de olsa 11 Aralık 2021 Cumartesi günü yayınlanıyor. Bugün yayınlayacağız inşallah. Tabii dediğim gibi bazen olaylar üst üste geliyor. Böyle üst üste yığıldığı zaman çekim yapıyorsun ama bunları insanlarla paylaşma açısından da bazen zaman böyle aksayabiliyor. Bunun için tekrardan başta söylediğim gibi özür diliyorum. 2900 küsür abonemiz oldu. Yılbaşında hedefimiz 3000. Şimdi benim sayın takipçilerden şöyle bir ricam da var. Eğer evlerinde, sokakta, iş yerlerinde özellikle yılbaşı ile ilgili şöyle bir çalışma yapmak istiyorum. Cep telefonlarını yatay çevirip sadece benim aynı benim bu şekilde durduğum gibi yılbaşı ile ilgili yaklaşık 15-20 saniyelik kısa bir temenni ve paylaşım yapar ve bunu da WhatsApp üzerinden bana gönderirlerse ya da Facebook üzerinden ya da Facebook'taki gruplar üzerinden bana gönderirlerse bunları birleştirip bir kolaj şeklinde yeni yıl mesajı yayınlamak istiyorum. Bunu da buradan bildireyim. Bununla ilgili biliyorsunuz adres vermeye gerek yok. Sosyal medyada gruplarımız belli. Cep telefonunu yatay tutup yaklaşık böyle aynı bu şekilde mesajlarınızı gönderirseniz ben bunu bir kolaj yapıp sevdiklerinizle paylaşmanıza aracı olmak istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Kanalımıza abone olalım. 3000 sayısına yılbaşında erişelim. Hepinize Dalaman TV haber bülteninden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.